Merhabalar arkadaşlar, FEMA oyuncusu olarak bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda çok uzun süredir konuşulan Galatasaray'ın Falcao transferi ile ilgili bir simülasyon hazırladık. Transfer kesin değil, bunu biliyoruz ve size bir kez daha belirtelim ama Falcao Galatasaray'a gelirse ne yapar? FEMA 2019'da Galatasaray'a Falcao'yu transfer ederek bunu inceledik. Bakalım nasıl olmuş, nasıl bitmiş? Falcao nasıl bir verim sağlamış? Bunu göreceğiz. Videoyu 2 sezon simülasyon şeklinde gerçekleştirdik. Çünkü konuşulan 2 senelik bir kontrat. Oyuncu da zaten 32-33 yaşında. Bu doğrultuda 2 sezon gerçekleştirdik. Çok uzun değil. Ama bir bakalım neler olmuş, neler olmamış. Öncelikle şöyle bir Galatasaray'a bakalım. Her şeyden evvel. Tarih 25 Mayıs 2020 Pazartesi şu an. Ligin son maçı oynandı. Galatasaray'ın kadrosunda değişiklik olarak altyapıdan gelen Onur Aslan var. İkinci sezonda gelmiş. Evet. Atınç Nukan var. Fernando duruyor. Luyendama, Marco Aziz Behiç gelmiş. Süleyman Duş altyapı. Martin Odegaard kiralanmış. Mahmut altyapı. Evet, Eray Ak altyapı 15 yaşında Falcao gelmiş ve Falcao'yu biz getirdik zaten ve emeklilik durumu söz konusu. Mehmet Çetin gelmiş, o da altyapıdan. Falcao emekli olacak. Evet. Bakalım girelim profiline. Hemen ilk sezonu tıkladık. İlk sezonda 31 maçta forma giymiş. Ligde 15 gol, 6 asist bir performans göstermiş. 8 kez maçın adamı seçilirken 7.40 ile oynamış Radamel Falcao. Genel itibariyle bakacağımız zaman totalde 42 maça çıkmış ve 22 gol atmış. 6 asist, 11 kez maçın adamı ve 7.36 ortalaması var. Milli takımda 6 maç, 3 gol, 7.43 ortalama. Avrupa liglerinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA bakmadık Galatasaray hangisinde kalmış ama 8 maçta 3 gol atmış. Bir kez maçın adamı seçilmiş. 7.10 istatistiğiyle karşımıza çıkıyor. Kupada 5 maç 4 gol. Hadi o biraz daha kolay diyelim. Ligde ise 29 maçta 15 gol atmış. Falcao 2019-2020 sezonunda, yani ikinci sezonunda bakalım neler yapmış. 29 lig maçında oynamış. 11 gol atmış. 1 asist, 3 kez maçın adamı seçilmiş. Aslında gol sayısı bakımından oynadığı maça da bakarsak çok büyük bir fark yok. Ancak 4 gollük bir fark var ama 2 maça 4 gol hadi kabul edilebilir diyebiliriz. Asist ve maçın adamı sayısında biraz gözle görülür bir farklılık var. Ortalama puana da bu yansımış. Genel olarak kulüp Galatasaray'da 40 maça çıkmış ve 15 gol atmış. 4 asist, 6 kez maçın adamı ve 7-14'lük bir performans sergilemiş. Milli takımda ise 1 maça çıkmış. 5 kez yedek ve hiç golle tanışamamış. 6-56'lık bir istatistiği var. Uluslararası kupalarda, yani Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde 4 maç 1 gol ile oynamış. 6-88'lik bir istatistiği var. Hiç maçın adamı seçilememiş. Kupada 7 maç 3 gol. 3 kez maçın adamı, 7.49'luk bir ortalama. Lig demin de baktığımız gibi 29 maçta 11 gol, 3 kez maçın adamı ve 7.09'luk bir ortalaması var. Lig yine yani 3 maça 1 gol hemen hemen, 3 maça 3, hatta daha yüksek bir ortalamayla oynamış. Yani yine kabul edilebilir bir şey. Galatasaray'a katkı sağlamış mı? Gol anlamında, gol bağlamında. Evet, yani totalde 60 maçta 26 gol atmış ligde. Önemli mi? Bence önemli bir rakam. Falcao'dan daha fazlasını bekler miydim? Ben beklerdim. Ama burada bir hayal kırıklığı yaratmış. Ama muhtemelen ikinci sezon bir sakatlığım oldu. Ne oldu bilmiyorum. Bir problem var. Şöyle bakalım. İstatistikten ikinci sezon bakalım neler olmuş. Golle. Fenerbahçe'den Yassin Benzia 13 golle gol kralı olmuş. Çok az bir gol, yani 13 golle gol krallığı bence çok, yani az bir gol. Onun
Arkasından Mbaye Diagne 9 maç 18 yedek 12 gol atmış. Yani Diagne gayet Galatasaray'ı ikinci sezon taşıyan isim. Falcao da 29 maçta 11 gol, zaten bakmıştık. Evet, ligdeki durumlara bakalım. Galatasaray şöyle yapalım. İlk sezon 2 puan farkla şampiyon olurken ikinci sezon farkı fazla. Farkı artırmış. 6-5 puan farkla şampiyon olmuş. Ve 2 sezonda şampiyonluğu kazanmış. Bu şampiyonlukta Diagne'nin katkısı kaç demiştik? Özür diliyorum, Diagne dedim. Falcao'nun katkısı, evet şöyle bakalım, 26 gol. 26 golle 2 sezonda şampiyonluğa katkı sağlamış. İlk sezon daha fazla asist yapmış. 6 ve 7. 26 gol direkt, 7 gole de endirekt olarak katkıda bulunmuş Radamel Falcao. Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği bir isim. Evet, muhtemelen hani gelir gelmez bir şey diyemiyoruz ama muhtemelen gelirse bu ayarda bir performans verecektir bence de. Hatta bir tık üstüne çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir de şunu da hesaba katalım. Bu tip oyuncuların sevdiği oyuncular arasında Galatasaray'da Babel tarzı oyuncular da var. Belki Jimmy Durmaz. Hani bu oyuncularla beraber daha etkili bir sonuç verebilir Falcao. Şöyle sağda Feghouli, solda Babel, gayet daha besleyici olacaktır. Ama şu an simülasyondan çıkan 60 maçta 26 gollük bir katkı, hemen hemen 2,5 katı civarı, 2,5 maçta bir gol şeklinde sıralayabiliriz. Falcao'nun umarım ligimize gelir, renk atar ve güzel şeyler görürüz. Bizden şimdilik bu kadar. Çok uzun bir video olmadı. Zaten 2 sezon ilerlettik. 2 senelik kontrat ve oyuncunun yaşından dolayı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi oyunlar.